Merhabalar. Bugün sizlere acı biber soslu çok güzel bir poğaça tarif paylaşmak istiyorum. Umarım sizlerin de çok hoşuna gider, çok beğenirsiniz. Bunun için ilk önce poğaçaya başlamadan önce harcımızı hazırlayalım. Harcımız için gerekli olan malzemeler bir büyük soğan vardı. Ben onu küçük küçük minik minik doğradım. Kırmızı kapya biber, yeşil biber, bir yemek kaşığı susam, biber salçası, domates salçası ve baharatlarım var. Kırmızı pul biber, tuz, karabiber ve kekik. Tabii sosumuzu yapmak için de zeytinyağı kullanacağız. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tencereme alıyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Minik minik doğranmış, yemeklik doğranmış soğanımı ekliyorum. Soğanlarım yumuşadıktan sonra domates salçası ve biber salçasını ekliyorum. Yeşil biber ve kırmızı kapya biberi ekliyorum. Baharatları ekliyorum. Susamını ekliyorum. Evet, iç harcımızı hazırladık. Böyle acılı çok güzel bir sos oldu. Bir harç oldu. Şimdi mayalımızı yoğurabiliriz artık. Mayalı için neler gerekli onlara bakalım. Bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, bir yumurtam var. Yumurtanın sarısı poğaçaların yüzüne kullanacağım. Yumurta akını hamurun içinde kullanacağım. Bir instant maya kullanıyorum. Bir yemek kaşığı şeker, tuzum var, unum var ve tereyağım var. Tereyağını erittim. Şu anda oda sıcaklığına gelmiş durumda. Hadi başlayalım. Öncelikle hamurun yüzüne süreceğim. Yumurta sarısı kurumaması açısından kapalı bir kabın içine koyuyorum. O bizi kenarda bekletsin. Şimdi instant mayalımı karıştırma kabına alıyorum. Şekerimi de ekliyorum. Ilık suyumu. Ilık sütümü ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Eritmiş olduğum tereyağımı da ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı kullandım. Yumurta akı. 1 su bardağı un. Bardak ölçüsünü göstermek için bardak koydum. Unumu da ekliyorum. Tuzumu da onun üzerine ekliyorum. İsterseniz direkt elinizi de yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın gayet güzel elimizden çıkan, kolaylıkla çıkan bir hamur oldu. 5 su bardağı un kullandım. Ama unu ilave ederken mutlaka kontrollü ilave etmeyi unutmayın. Çünkü her unun kalitesi, yoğunluğu farklıdır. Sizi zor durumda bırakmasın. Hani Nihal 5 su bardağı eklemiş, ben de 5 su bardağını bir anda ekleyeyim demeyin sakın. Sizi zor durumda bırakmasın. Şimdi kabımdan kolay çıkması için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını kabıma koydum. Şimdi hamurumu da güzelce yerleştireceğim. Şöyle her tarafını yerleştireyim. Kolaylıkla çıksın, bir de zor çıkartmasın. Ben etrafı toparlayıncaya kadar hamurumuzda bir 10-15 dakika dinlensin. İşlemlerimize hemen başlayalım inşallah. Dinlenen hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurlarımı güzelce beze yaptım. Şimdi şekil vereceğim.
Evet, poğaçalarım hazırlar. Şimdi kenara ayırdığımız yumurta sarımız vardı. Ben onun üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi poğaçaların üzerine güzelce süreceğim. Poğaçalarımı sıcak fırında 190 santigrat derecede pişireceğim. Evet, poğaçalarım piştiler. Çok da güzel gözüküyorlar, değil mi? Şöyle ben size göstereyim. Böyleyken bile çok şık duruyor, değil mi? Şu çıkanları da göstereyim. Evet, benim gibi iç kısmını merak edenler için de şimdi iç kısmına bir bakalım nasıl olmuş. Çok güzel gözüküyor, değil mi? Yumuşacık. Şahane. Börek tadında çok güzel bir poğaça, çok lezzetli bir poğaça. O acının sosunun verdiği lezzetle poğaça efsane bir lezzete dönüşmüş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecek. Zaten poğaçası harika, yumuşacık bir poğaça oldu. Bakın. Sosuyla beraber tamamen bir bütünlük oluşturmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.